Acil misilleme planı yok. Bu saldırmayacağı anlamına gelmiyor. Şu an böyle bir saldırı ihtimalinden bahsedilmemiş. Sonrasında ne olabilir? Bir de hocam artık kaç tur misillemeden bahsediyoruz? Uluslararası hukuka göre misillemenin misillemesinin misillemesi yok çünkü, değil mi? Bunlar ne anlam ifade ediyor o zaman? Şimdi tabii bu sürekli hale gelirse, yani İran İsrail'i vurdu, İsrail İran'ı vurdu, İran cevap verdi. Bu bir süre sonra dediğim gibi tehlikeli bir tırmanmaya neden olur. Bir de taraflar istemese bile bir askeri tesiste, bir nükleer tesiste oluşabilecek bir hasar zaten bir İran-İsrail savaşına yol açar. Şimdi tabii İran'da hep bu İran-Irak savaşının bir tarihsel hatırası, hafızası vardır. Yani 8 yıl sürdü. Dolayısıyla İran'da şunu biliyor ki İsrail'le böyle bir savaşın ortaya çıkması çok kısa süreli olmaz. Yani biz böyle 6 aylık, 1 yıllık bir süreçten bahsetmiyoruz. Şimdi tabii dünya kamuoyu da hemen Rusya-Ukrayna ile de bir bağlantı kuruyor. Hatırlayın 24 Şubat 2022'de Rus askeri kuvvetleri Ukrayna topraklarına girdiğinde Rusların beklentisi bunun 1-2 ayda biteceği şeklindeydi. Savaş 2 yılı geçti, hala devam ediyor. Yani İran-İsrail arasında da eğer bu misillemeler karşılıklı böyle doğrudan vurmalar devam eder de tırmanma hasar noktasına gelip askeri tesisler ve nükleer tesislere doğru yönelirse o zaman bu İran-İsrail savaşına neden olur. Ama dediğim gibi bu da zaten kısa süreli bir savaş olmaz. O zaman Orta Doğu'yu daha uzun soluklu, yani yıllar alacak bir savaşa sürüklemiş olur. Peki şunu da sorayım. Şimdi az önce konuştuk ya, eğer gerçekten bu saldırı İsrail'den değil de İran toprakları içinden yapıldıysa, İsrail'in böyle bir kapasitesi varsa bu ne anlam ifade eder? Şimdi tabii bu İsrail'in, yani İran topraklarından böyle bir saldırı yapıyor olması, İsrail'in de kendi vekil unsurlarıyla o ülkede operasyon yapabilme kabiliyetini gösterir. Ama diğer taraftan tabii bu doğrudan İsrail hükümetiyle bağlantılı bir unsur mudur yoksa başka bir unsur mudur? Bunun da tabii netleşmesi gerekiyor. Tabii İran toprakları içerisinden ancak bu şekilde, yani insansız hava aracıyla küçük çaplı saldırı olabilir. Ama eğer İsrail daha büyük bir cevap vermek isterse füze gönderebilir. Ama tabii bu bence tamamen İran'ın bundan sonra ne yapacağıyla ilgili. Yani bence İsrail de bunu bir gözlemleyecek. Yani bakacak önümüzdeki günlere, haftalara. Yani İran eğer gerçekten şu anda acil bir misilleme planı yok diyor ama mesela bir cevap verirse bir hafta sonra, bu dediğim gibi İsrail'in bu sefer sadece insansız hava araçlarıyla yapacağı küçük bir saldırıyla vereceği cevap şeklinde olamaz. Çünkü o zaman da İsrail kabinesindeki şahinler kesinlikle susturulamaz. Kamuoyunda da bir kesimde daha fazla İran'a daha sert bir cevap verilmesi beklentisi oluşmuş olur. Yani bundan sonra bence İran'ın ne yapacağı çok daha önemli. Peki şimdi İran'ın ne yapacağı artık bundan sonra bakılacak. İsrail adımlarını ona göre atacak. Şimdi bir yandan da öyle bir geçtiğimiz dakikalarda ifade kullandınız ki bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşının da daha farklı bir noktaya gitmesi beklentisi var. Dünya her iki noktadaki bu tür savaşı, böyle bir gerginliği nasıl kaldıracak hocam? Tabii şimdi burada özellikle yaz aylarında Rusya topyekün bir saldırıya geçer, sonuç alıcı, Ukrayna'yı çok sıkıştırıcı hamleler yaparsa Batı Ukrayna'yı destek noktasında çok büyük bir talep veya beklenti doğurmuş olacak. Yani özellikle Batı Avrupa kamuoylarında böyle bir beklenti var. Çünkü şu demek, yani Ukrayna'nın daha fazla sıkışması demek Doğu Avrupa ülkelerinde daha büyük bir mülteci akını anlamına geliyor. Ekonomik anlamda çok zor günleri Avrupa'nın beklediği anlamına geliyor. Tabii burada Avrupa'nın beklentisi ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan devreye girmesi. Hatta şu anda bir takım vekil unsurlarla Ukrayna'da daha yoğun bir şekilde doğrudan savaşılması düşüncesi bile gündeme geliyor. Yani ortada bazı Doğu Avrupa ülkelerinin tehdit algılaması veya beklentileriyle aslında Amerika'nın veya başka Avrupa'nın daha batısında olan ülkelerin beklentileri arasında da doğrudan bir uyum yok. Yani siz eğer Doğu Avrupa'da bir ülkeyseniz beklentiniz nedir? Amerika'nın tüm Avrupa Birliği'nin topyekun Ukrayna'ya destek verip onlar açısından Rus tehdidini sınırlarından uzak tutmak. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsanız zaten bir seçim sürecine girmiş durumda. Orta Doğu'da çok ciddi bir kriz var. İşte Basra Körfezi'nde deniz ticaretini engelleyecek kadar ciddi saldırılar oluyor. Yani Amerika bütün enerjisini Ukrayna'ya, Doğu Avrupa'ya yoğunlaştırmak da istemiyor. Böyle bir ortamda tabii Orta Doğu'da daha fazla gerginlik de istemiyor. Yani İran'ın İsrail'e saldırısı, İsrail'in İran'a cevabı gibi bir husus şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu seçim sürecini hiç istemeyeceği bir senaryo. Peki Profesör Doktor Kamer Kasım, çok teşekkür edeyim yorumlarınız için. Bundan sonrasına dair ışık oldu en azından, süreci anlayabilmemiz için. Tekrar edelim, İran'a yönelik bir saldırı söz konusu. Füze saldırısı olmadığı belirtiliyor. İran'dan gelen açıklamalar bu yönde. İsrail ordu sözcüsü yorum yok dedi sürece dair. Ancak İran'ın bu saldırıyı böyle daha önemsiz, etkisiz, başarısız gösteren yorumları, açıklamaları dikkat çekiyor. 13 Nisan'daki misillemesine karşılık verdiği bilgisi var İsrail'in, ki Reuters'ta İsrail'in İran'a başlattığı saldırıyı Amerika'ya önceden haber verdiği yönünde bir haber geçti. Şimdi İsrail'in İran'a yönelik bu saldırısına dair pek çok soru işareti de var. O soru işaretlerine dair yeni açıklamalar geldiği takdirde elbette ekranlarınıza getireceğiz. Konuklarımızla da konuşacağız, yorumlayacağız. Şimdi dünyada, Orta Doğu'da bu tür sıcak gelişmelerin, saldırıların olması elbette pek çok şeyi etkiliyor. Ekonomiye dair nasıl bir yansıması oldu? Hep biz konuşuyoruz. Bu tür gerginlik olduğunda işte altının yükselişini görüyoruz.